Mehmet Bey merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkürler hocam. Sizler teşekkürler. Nasılsınız? Çok sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Vedat Bey siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi iki kardeş Span Tasarım Mühendisliği hayata geçirdiniz. Öncelikle emeğinize sağlık. Hayırlı olsun. Birinci yılımızı doldurduk. Kısaca önce sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicimize. Mehmet Bozan kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Adım Mehmet Bozan. Tutak doğumluyum. 1989. Güzel. Hocam, üniversite hayatınız oldu. Liseyi Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum, Patlıcan Endüstri Meslek Lisesi'nde. Üniversiteyi ilk iki yılımı Dicle Üniversitesi Mobilya İş Mekan Tasarım Öğretmenliği olarak okudum. Tamam. Sonraki geçiş sınavıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ağaçdere Endüstri Mühendisliği bölümü olarak okudum, evet. Mezun oldum. Güzel, güzel. Artık tecrübelerinizi edindiniz okulda. Evet. Sonra bir yerde çalıştınız, evet. Kurumsal bir yerde. Ondan sonra kurumsal bir fabrikada çalıştım. Muğla bölgesinde. Sonra baktım, kendi işimi kurma, evet, fikri aklıma geldi. Hı-hı. Bunu düşündüm, bir yıl içerisinde karar verdim. Geldim burada, hani evet, bizim bölgemizin de mobilya sektöründe geri kaldığını fark ettim. Ve yenilikçiye bir tarz getirmek istedik. Yeni bir tasarım, yeni bir, evet, tarz. Evet. İnsanların artık o ufkunu genişlettiniz. Evet. Yeni modeller çıkartmaya başladınız. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun hocam. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Bir de Vedat Bey'i tanıyalım kısaca. Vedat. Merhabalar. Bozan kimdir? Siz nasıl tanıştınız sektörle? Ben Vedat Bozan, 88 doğumluyum. Ben de Patnos Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Tamam. Ondan sonra üniversite eğitimimi Uludağ Üniversitesi mobilya tasarım mezunuyum. Güzel. İkinci bir mesleğim de ziraat mühendisiyim. Çok iyi. Şimdi Türkiye'deki mobilya sektöründe daha fazla üretime katkı sağlamak için, evet, bölgemize, özellikle bizim ilçemize daha faydalı olmak için, hı-hı, böyle bir sektöre girmek kararı verdik. Peki Vedat Bey, siz İnegöl'de de bulundunuz değil mi? Evet abi. Ne yaptık orada? Nasıl bir çalışma yürüttük? İnegöl'de okul bittikten sonra bir iki firmada çalıştım. Mobilya sektöründe. Oradaki inovasyonları takip ettim. Çok güzel. Çok fuarları, hı-hı, takip ettik. Çok güzel. Oradaki teknoloji ve Türkiye standart teknolojiyi kendi Doğu Anadolu bölgesine getirmek istedik. İyi yaptınız. Yani bizim tek hedefimiz bu yani. Çok güzel. Peki, farklı tasarımları sunmak. Mehmet Bey, yaptığınız işler neler şu anda? Hocam şimdi bizim yaptığımız işler, tabii şu an biz manuel olarak çalışıyoruz. Hı-hı. Bizde CNC makineleri olmadığı için ve Doğu Anadolu bölgesinde çok az bulunduğu için, tamam, manuel bir şekilde çalışıyoruz. Biz normalde mobilya üzeri iş dekorasyonu olarak A'dan Z'ye gereken bütün ürünleri yapıyoruz. Neler mesela? Bir iki şey. Mesela normal misin? Örneğin yatak odaları, tamam, vestiyer, mutfak dolapları vesaire, bu ürünleri şu an üretiyoruz. Çok güzel. Ben bir müşteri olarak size geldim. Evet. Bir talepte bulunuyorum, evet, işinizle ilgili. Evet. Ne yapıyorsunuz? O aşamayı bir anlatalım mı? Öncelikle gelen müşteriyi şu şekilde karşılıyoruz. Hani bizde farklı ürünler var. Tamam. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve markalarına göre, hı-hı, biz ürünleri sunuyoruz. Bunu anlattınız hani, konuğa. Bunu anlatıyoruz. Anlattıktan sonra müşterimiz kendi ürününü seçiyor. Tamam. Seçtikten sonra biz gidiyoruz yerinde, ölçüleri alıyoruz. Tasarımını yapıyoruz, evet, ve dükkana geliyoruz. Ofise geldiğimiz, hı-hı, gibi müşterimize gereken tasarımları falan hepsi bitirdikten sonra müşterinin hani renk seçimine yönlendiriyoruz. Modeli seçiyor, model, rengi renk, seçiyor, desen, tamam, bunları önerdikten sonra, sonra müşterimiz karar veriyor. Kararını sözleşme verdikten sonra sözleşme aşamasına geçiyoruz. Güzel. Hani süre özellikle bizim için şey önemli. Önemli. Süre, zaman, zaman dilimi. Ne zaman istiyor, nasıl istiyor, hangi tarihler arasında. Güzel. Biz bunları çok önem veriyoruz. Güzel, ve önemli. Zamanda yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani müşteri memnuniyeti için diyorsunuz ki, evet, bizim için o başlıklar önemli. Kesinlikle. Mağdur olmaması için insanların sizden, evet, çünkü bir an önce belki ürününü isteyebilir ya da, evet, diyebilir, evet, bize bir ay sonra bunu teslim, evet, edin diyebilir. Siz buna göre, evet, hareket edin. Montaj size mi ait? Evet, montaj A'dan Z'ye her şey bize ait. Güzel. Hizmet ağınız nereye kadar uzuyor şu anda? Patnos'tayız. Şu an Patnos, Tutak, yani Ağrı ve ilçelerine kadar ulaşıyoruz. İlçelerin tamamında, evet, varız. Evet. Güzel. Peki. Şimdi Vedat Bey, hizmet verirken neye önem verirsiniz? Bu malzemeler size nereden geliyor? Bunları biraz anlatalım. Öncelikle bizim temel amacımız kaliteli malzeme kullanıyoruz. Tamam. Kaliteli işçilik, evet, müşteri memnuniyeti. Temel çok amacımız budur. Ürünler nereden geliyor? Ürünlerimiz Antep'ten geliyor.
Bursa'dan geliyor. Bursa'dan geliyor. Anlaşmalı yerler var. Aynen. Evet. Tamam, onların burada bayileri var. Siz de oradan tedarik evet. ediyorsunuz. Aracılardan alıyoruz. Çok güzel. Peki Mehmet Bey, hedefiniz ne sektörle ilgili? Hocam hedefimiz şu. Yani Türkiye şu an Avrupa'dan örnek alıyor. Şu an Türkiye mobilya sektöründe dünyada sıralama olarak baktığımızda 27-28 sıraya doğru geriledi. Evet. Bu da Türkiye'nin daha büyük çalışmalarını yapması gerektiğini inanıyorum. Evet. Bizim amacımız da şu, hani Doğu Anadolu'ya baktığımızda Batı'ya göre çok çok daha geride kalmış ve 10 yıl, 20 yıl önceki kalıplar kullanılıyor. Evet. Bizim amacımız CNC makinelerini buraya getirip fabrikasyon sistemine geçip hani seri bir şekilde üretim yapmak. Evet. Hani maliyetini düşürüp özellikle Batı'dan ürünü buraya getirdiğimiz zaman maliyet ikiye katlanıyor evet. ve müşterimiz bunu alamıyor. Güzel. Bizim amacımız, tek amacımız, hedefimiz burada fabrikasyon bir sistem kurup hani müşteriye daha uyguna istediği ürünü sunmak. Çok güzel. Bir de farklı tasarımlar sunmak. Evet, kesinlikle. Yani zaten tasarım mühendisi olduğum için bunu hani kendim tasarlayıp var olmayan ürünleri hani yapmak, tasarlamak, müşteriye sunmaktır. Şimdi zaten bölge insanı coğrafya olarak da kafasında evet. hep standart bir şeyle gitmiş. Kesinlikle. Evet. Siz de diyorsunuz biz bu algıyı artık kıralım. Evet. Yeni yeni şeyleri insanlara kazandıralım, kesinlikle. Kavuşturalım diyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Peki evet. size o konuda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Siz de tabii sektörle ilgili biraz sohbette bahsettiniz. Bölge insanı en çok renk, model neyi tercih ediyor? Genelde mordum beyaz, evet. ahşap rengi. Hı hı. O tür renkleri tercih ediyor. Ağırlık bunlar yani. Evet. Ama siz diyorsunuz yeni modelleri de, biz mesela arkada bir örneğimiz var. Bunları da sunabiliyorsunuz kendilerine. Evet. evet. Peki size teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. İnşallah teşekkür ederiz hocam. İlerleyen zamanda o CNC dediğimiz fabrikasyon hizmetinizi hayata geçirdiniz mi tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür.